Selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Canlar, ben bugün aşure yapmaya karar verdim ve aşure yapımını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada değerli takipçim, arkadaşım Fatmacığım, buradan sana selamlarımı iletiyorum. Bana dedi ki eğer Emel canım aşure yaparsan bunun videosunu istiyorum dedi ve onu kırmıyorum. Arkadaşıma da gelsin istiyorum. Gelin birlikte şimdi aşuremizi yapalım arkadaşlar. Evet canlar, hemen arka kamerayı aldım. Şöyle de hemen size göstereyim, biraz kabarmaya başlamış. Ben çekime başlamadan katmıştım malzemelerimi. Ondan kabarmaya başlamış, köpük olmaya başlamış. Şimdi ben ne kattım biliyor musunuz içine arkadaşlar? 1,5 kilogram şey kattım. Aşurelik buğday kattım içerisine. Ve göz kararı fasulyemizi, nohudumuzu kattım. Hiç pişirmeden hemen ekledim içerisine. Hemen kazanın içerisine ekledim. Eğer siz de evde yapacak olursanız yarım kilo, 5 kiloluk bir şeye, tencerenin içerisine yarım kiloluk buğday, aşurelik buğday yeterli olacaktır. Dediğim gibi fasulye ve nohudun da miktarını siz ayarlayın canlar. Şimdi ben bu biraz kaynayacak ve sırasıyla içerisine daha neler katıyorum onları da göstereceğim canlar. Buğdayımız bayağı bayağı kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle içerisini göstereyim ben size. Şimdi içerisine ben fındık vardı. Fındıkları da ikiye böldüm. İçerisine fındıkları kattım. Bir yandan da yiyorum. Gelecek şimdi, gelecek. Fındıkları kattım. Şimdi bir de üzümleri katayım içine. Ama o üzümü bir şey yapalım, şöyle bir alalım şöyle arkadaşlar. Hem konuşalım. Bir yandan da ben hazırlayayım şöyle. Burada üzüm var. Sarı üzüm. Bu da göz kararı arkadaşlar. Kattığınız buğdaydan sonra bütün her şeyi göz kararı yapabilirsiniz. Miktarını siz ayarlarsınız. İstediğiniz kadar katabilirsiniz. İsterseniz yaparsınız. Onları, yani nasıl diyeyim, az katarsınız. İsterseniz çok katarsınız. Dediğim gibi onların miktarını siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle biraz daha katalım. Biraz önce bu leğenin içinde yapmıştım. Şöyle görünmüyor mu? Şöyle mi çevireyim? Yapmıyor. Güneş geliyor da. Şöyle mi duralım? Bu defa da karanlık mı çıktı? Şöyle iyi galiba. Bir yandan da konuşayım, bir yandan da hazırlayayım. Şöyle birazcık ıslatacağım şeyimi, üzümlerimi. Şöyle göstereyim şöyle. Şöyle. Görünüyor mu? Ha, şimdi göründü. Bunlar üzümleri, biraz ıslatıyorum suda. Ecrin, biraz su getirsen annem sen bana. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın, içi yapıyor, sallanıyorsa. Bademleri de koy içine. Abla, nasıl koyacağım? İçine döküver kızım, döküver içine. Döküver, nasıl koyacağım diyor ya. Suyunu süzdüm. Üzümün suyunu süzdüm. O üzüm, dediğim gibi her şeyin miktarını, buğdaydan sonra miktarlarını siz ayarlıyorsunuz. İsterseniz buğdayı yarım kilo katın, yarım kilo katacaksanız evde yapacaksanız daha doğrusu yarım kilo buğdayınız yeterli olacak. Biraz önce de konusunu açacaktım ben ya, onu da unuttum. Oğuz'un sesini duyabilirsiniz ama mecbur kalmadıkça bu vakitten sonra Oğuz'u pek ekranlara
çıkarmamayı düşünüyorum arkadaşlar. Nazar olduğunu düşünüyorum. Çocuğumuz bir kaza atlattı. Ki Rabbime binlerce kere şükürler olsun. Onu bizlere bağışladı. O yüzden sadece eğer sesini duyarsanız da dediğim gibi mecbur olmadıkça çocuğu göstermeyeceğim. Ya da çocukları öyle göstermeyeceğim yani. Bilmiyorum, Rabbim korusun ya. Çok büyük bir şeyi atlattık. Allah muhafaza eylesin inşallah. Bu arada bu Oğuz'un olayını duyan arkadaşlarımdan da duyup da geçmiş olsun dileklerinde bulunan bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim canlar. Allah razı olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki benim arkadaşımsınız. Arkadaşımızsınız deyince de Allah'ım da iyilerle karşılaştırsın arkadaşlar inşallah. İnsanların kötüsü de kötü oluyor yani. Yani ufacık bir şeyden sen iyi gibi görünürler. Ufacık bir şeyden dost gibi görünen akrep gibi. Hani akrep sokar ya, onun hesap. Öyle oluyorlar. Allah muhafaza eylesin. Rabbim iyilerle karşılaştırsın bizleri. Böyle yeter herhalde şimdilik. Şimdi de şöyle göstereyim, bir de üzümlerimi döküyorum. Fazla kap bulaştırmayayım diye. O yüzden leğenin içinde yıkadım, yaptım. Şimdi de kayısıları katayım. Şimdi gelir annem. Gelir anneciğim, gelir. Ecrin buraya gel. Ya burayı buradan bu vakitten sonra şöyle yani şu dakikadan sonra pek şey yapmayı düşünmüyorum. Bir yandan da hem yapalım hem sizle öyle sohbet edeyim diye. O yüzden o geldi aklıma. Hem çekeyim hem göstereyim diyecektim. Cık, olmayacak. Bir yandan hem yapalım hem sohbet edelim. Şimdi şöyle bir de şey yapmış eşim. Şöyle göstereyim aslında. Kayısı da almış. Kayısı da önemli ya haşure için. Şimdi ne kattık içine? 1,5 kilo buğdayımızı kattık. Aşurelik buğdayımızı kattık içine. Göz kararı fasulyemizi, nohudumuzu kattık. Onları bir kaynattık. Daha sonra bir hışım kaynadıktan sonra bu defa içine fındığımızı kattık. Onları da ikiye böldük. O da yine göz kararı. Onu da öyle kattık. Göz kararı ayarlayıp yani miktarını istediğiniz, bol seviyorsanız bol katın, az seviyorsanız az katın. Zaten imkanı olanlar bol katarlar, imkanı olmayanlar da azar azar katarlar. Öyle diye ben düşünüyorum ama hani yanlış mı düşünürüm, doğru mu düşünürüm onu bilemem artık. Sizler düşünün. Yani sizler şey yapın böyle ölçün tartın yani, yanlış anlaşılma olmasın da. İşte böyle canlarım. Geçtiğimiz haftalarda dediğim gibi çocuğumuzu böyle bir şey yaptık. Allah'ın büyük şeylerden korudu bizleri. Verilmiş sadakamız varmış. Çocuğumuz öyle bir kaza atlattı. Hatta şöyle ayağını ben size göstereyim. Kendisini göstermeyeyim, sadece ayağını göstereyim size. Size şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Tabii evin içinde de durmadığı için böyle her yerini şey yaptı, söktü. Neredeyse 2 hafta oldu. Bir haftamız daha var. Şey yapılacak, alçıdan çıkacak. İşte böyle bir kaza atlattık canlar. Allah'ım hiç kimseye göstermesin. Hiç kimseye evlat acısı da göstermesin. Can ciğer acısı vermesin. İnanın ki çok zor, çok zor ya. Vallahi billahi çok zor Allah'ım. O kadar üzülüyorum, o kadar üzülüyorum ki. Ya bir de var, şöyle bir şey söyleyeceğim. O kadar şey yapıyorlar ki, eleştiri yapıyorlar ki. Yazık, vallahi billahi yazık ya. Hiç mi ölmeyeceksiniz siz? Hiç mi şey yapmayacaksınız? O kara toprağı hiç mi görmeyeceksiniz? Öyle de şeyi, kalbi taşlaşmış, merhametten yoksun insanlar var. Merhameti bilmeyen insanlar var. Biraz önce de dedim ya, Allah'ım iyilerle karşılaştırsın inşallah. İyi olan, dua eden herkesten de Allah'ım razı olsun inşallah. Canlar,
Ben burada kapatayım şimdi. Şu şeyi yapayım. Kayısıları doğrayayım. Kayısıları doğradıktan sonra size şey yapayım tekrar. Sizle görüşelim inşallah. Fazla da dolmasın şeyimiz. Bloğumuz. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bir dakika. Şeyimizi alalım. Tahta kaşığımızı alalım. Bakın şöyle. İçine kayısı, kuş üzümü, kayısıları da doğradım. Söylemiştim ya doğrayacağım diye işte. Kayısıları da doğradım. Kuş üzümü vardı biraz. Onları da kattım içerisine. Biraz daha kaynatacağım şimdi. Bu arada şeyi de şekeri de getirmeye gideyim ben yukarıya. Şekeri de şöyle söyleyeyim. 1,5 kilogram buğdaya 2 ya da 2,5 kilogram tabii şeyine tadına göre şeyi katıyorum. Şeker katıyorum. Onu da ne yapıyorum? Eritiyorum arkadaşlar. Böyle hani şerbet gibi. Onu da ocakta eritiyorum. Ondan sonra döküyorum. Çok güzel kıvam alıyor. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Şey yaparken birazdan katarken ya da katmışken yine söyleyeceğim, size göstereceğim. Şimdi ben hemen şekeri de alayım geleyim. Evet arkadaşlar, şerbeti de getirdim. Şekeri 1,5 kilograma 2 kilogram şeker kattım. Biraz erittim ocakta. Şimdi bunu kazanın içine dökeceğim. Aşurenin içine. Biraz daha orada özleşecek. Evet arkadaşlar, hemen onu da şerbetini de şöyle dökeyim içine. Böyle erittim, döktüm. Biraz daha kaynayacak, bu özleşsin. Tamam. Şimdi biraz da susam kavrulmamış susam dökeyim içine. Kavrulmamış beyaz susam. Kavrulmayanlar böyle mi oluyormuş? Böyle oluyor anne. Tamam, susamı da döktük. Şimdi ben bunun altını ateşleyeceğim yine. Biraz daha şey yapsın, özleşsin. Evet canlar, aşuremiz oldu. Bakın şöyle özleşti. Kazanın içinde. Bir de hemen servis tabağına aldım. Tabakta da göstereyim size. Bakın servis tabağına da aldım aşuremi. Böyle arkadaşlar, yapacak olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Fatmacığım, sana da selamlarımı iletiyorum tekrar. İşte benim aşurem böyle arkadaşım. Evet canlar, bugünkü benim aşurem de gördüğünüz gibiydi. İnşallah deneyecek arkadaşlarım olursa da onlara da afiyet olsun diyorum. Burada tekrar söylüyorum, eğer evde deneyecek arkadaşlarım varsa yarım kiloluk aşurelik buğday yeterli. Ve içinin miktarını da siz şey yapacaksınız, ayarlayacaksınız kendinize göre, istediğinizi katabilirsiniz. Bu arada o püf noktasında ben size söylemiştim şeyi, şekerin şerbetini biraz şey yapıyoruz, eritiyoruz ocakta, ondan sonra içerisine döküyoruz ki daha güzel özleşiyor. Bunu da böyle söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle ve dostça kalın. Hoşça kalın.